taraf rahat mı? Bu taraf ben rahat. Ben fena değilim. Yani ben dizimde yiyor şu anda ama sen de rahat et diye. Ben, o yüzden ben de rahat. Bir fırt daha gelebilirsiniz. Düşünebiliriz. Evet, onu evet. Da unutmayalım. Ortalamanın üzerinde 3 tane insan olduğumuz aynen için. Aynen öyle. Bir ben herhalde 1.60'ın boyutta. Çünkü bu otomobiller bir de artık hep şey, biraz görüntüye önem veriyorlar. Performans anlamında çok acayip bir şey yok aslında bunda. Normal standart bir 3 serisinde ne kullanıyorsanız aynı motoru hemen hemen buna koyuyor. Şimdi biraz daha kullanım amaçlarına yönelik yapıyorlar. Yani kabrio günlük kullanabileceğiniz kolay açılıp kapanabiliyor. 20 saniyede tamamen açılıyor. Artık eskisi gibi durmanız da gerekmiyor. Bir yağmur yağdığı zaman falan hareket halinde kadar evet açıp kapatabiliyor 20 saniyede. Bir sürü artık böyle kullanışlılık şeyleri var. Şey mi peki? Var. Belli hızda gitmek gerekiyordur ama elbet. 50 kilometreye kadar. Okay. 50 kilometreden sonra doğal olarak kapatmıyor. Tabii yazın yaptığımız anda da kabrio çok güzel bir his veriyor yani açıkçası. Sinan Offroad'a ben biraz daha güvenlik, aile, iç konfor önceliklerim. Ya zaten Offroad'da o kadar tehlikeli değil. Biraz daha heyecan arayan bir şeyde ben baktım konu ama. Evet, yani bir de zaten daha düşük insanlar olduğu için aynen. Daha da güvenli. Offroad merakı nereden geliyor Sinan? Ne zamandır? Zaten aldığım arabayı işte 4 sene önce aldım. 3 sene önce belki. 3-4 sene olur o. Yani aldığım günden beri de böyle şu ana kadar sezon yoğunluğu içerisinde 3 kere çıkmışımdır anca. 2 tanesi ciddi seviyede çamur ve işte dağ tepe inerek çıkarak şey oldu. Onun dışında ama çok böyle kendi yoğunluğumuz içerisinde vaktim olmuyor. Ama hem biraz böyle şehrin kalabalığından uzaklaşmak adına hem de oradaki hareketlilik farklı bir konsantrasyon gerektiğinden dolayı kafa dağılması adına çok yardımcı olduğunu düşünüyorum ben. Sinan normalde hiperaktif bir çocuk olduğu için küçüklüğünde o enerjisini falan şu an belki artık sakinleştirdi buldu ama ruhunda her zaman var. dışarı vurulmuş azgınlık olduğundan onu atması gerekiyor. Bence onu offroad'a da kaydırmış olması bizim için aile açısından çok daha iyi. Mutlusunuz yani. Daha hızlı şeylere yönelmediğinden dolayı mutluyuz. Biraz. Oradan bir sport veya ekopro deneyebilirsin. Ben sporu birazdan deneyeceğim. Yola çıkıyoruz şimdi zaten. Normal trafikte nasıl şoförlersiniz? Hızlı, yavaş? Ben yavaş. Yani. Ben duruma göre değişiyor. Bunlar tabii göreceli kavramlar da kendime göre yavaş olduğumu düşünüyorum. Kuralların içerisinde ben gittiğimi söyleyebilirim. Zaten benim bir arabam büyük, onunla zaten yeteri kadar çok hızlanamıyorsun. Ya da şöyle diyelim yani bir otomobille piste girip gazlamak ister misiniz? Kesinlikle. Direkt söyleyeyim ben yani. O zaman bir daha davet edelim mi sizi? Valla ben hayır demem. O daha zevkli olabilir. Nasıl gaz tepkisi falan değişti biraz direksiyon değil mi? Şimdi abim konfortunu kullandığı için şimdi aslında benim karşılaştırmak için biraz aşağı şey yaparsan pedalına, direksiyonu ve işte şanzıman vites geçişlerini ayarlıyor. Daha geç devirde vites değiştiriyor. Direksiyon sertleşiyor. Gaz tepkisi artıyor. Kapıyorum. Kapayalım mı? Resim çekiyorlar mı? Çekiyorlar mı? Farklı bir dünyaya geldik. Şimdi camları da kapayalım. Tamamdır. Bayağı rahat ve de ses şeyi de çok az ses alıyor yani. Ses almıyor diyebiliriz. Tentlerin hep şeyi vardır ya. Öyle evet. Bir, çok fazla ses geliyor içeri. Evet. Yani bunların eski şeylerinde 3 serisinde falan hard top var artık. Yani soft top fazla yapmıyorlar. Bir de eskiden soft top olanların hard topını garajınızda tutardınız, takviye takardınız. Bunda o da yok. Yapmamışlar henüz yani. İleride yaparlar mı bilmiyorum. Yani otomobil için uzun lafı kısası alınır bu fiyat arıyorsunuz değil mi? Bence alınır. Yani şey yapıyorlar. 600 km'ye kadar da gidersiniz. Aynen. Benzinli galiba bunun 5 litreler civarı normal tüketim değeri. Ama motoru düşük olduğu için çok şey yapmaz tabii yani. Evet ama işte turbo motorlarda şöyle bir sıkıntı var. Bastığınız zaman da çok yakıyor. Ne kadar basarsan o kadar. Evet yani ama yine bir işte 6 silindirli benzinler kadar mutlaka yani kesinlikle yakmaz. Maksimum 12 falan yakar benim tahminlerime göre. Normal şartlarda da
8 civarında dolaşırsınız. 8, normalde 8, ekonomik 7. kullanabiliyorsun aslında ama... Evet evet. Yani bu yeni motorun özellikleri zaten o. Ben de mesela şey, bir 2-3 ay önce Orhan Avcı oğluyla tanıştım. Hı-hı. Hatta Maslak civarında sanayinin içerisinde ralli aracıyla beraber ufak bir tur atma... Aynen. Aynen. Hatta bu hafta sonu normalde şeyde test yapıyorlar. Kocaeli'ne test yapacaklardı. Davet etti ama programın uymadığından dolayı gidemeyeceğim ama o ralli aracının içinde olmak daha ayrı bir duygu. Bir programı, zaten bir hafta orayı anlattı yani. O hissi anlattı. Ki o sanayide falan hiçbir şey anlaşılmaz. Kesin yani onu tahmin ettim ama inince şey oldum böyle. Ben niye arabaya biniyorum normalde kullanıyorum falan gibi şey oldum. O apayrı bir tecrübe yani. O çok başka bir şey. Bir de onun şeyi önemli. Dar bir yolda gidiyorsunuz, toprakta traksiyon yok, tutmuyor o bir rahat rahat. Ve sağınızda sonunuzda uçurumlar, ağaçlar, aynen, kayalar. Adrenalin had safhada yani. Ve şey çok yok yani şey işte burada mesela işte 3000 devirlerde, 2000-3000 devirlerde dolaşıyorsun. Orada tabii, 9000'in altına tabii, falan tabii, inmiyordur tabii, herhalde tabii, yani. Rakamsal olarak bilmiyorum ama. Hep bir devir yüksekliği hissediyorsun. Yani otomobiline göre öyle ama işte oranın kullandığı otomobil Super 2000. O mesela aha, şey hep yüksek devir seven bir otomobil. Dediğiniz gibi 9000'lerde falan. Aynen. Onun verileri. Zaten o ilk kalkışım alkışım. Yani ben bilsem ben de kaldırmayabilirim. Çünkü altta hiç şey yok. Kullanmaya hiç niyetlenmem onu yani. Yanda oturayım. Bir de şey zaten dedi. Zaten işin o daha zevkli. Orhan şey dedi. Kopilotluk boyum uzun olduğundan dolayı rahat yaparım. Yolu görmemde problem olmaz diye şey yaptı. Oradan çok bana o işi kendim uygun gördüm yani. Kopilotluk çok zor bir şey. Görebilir miyiz ileride seni? Sanmıyorum. Sağ koltukta. Yani sağ koltukta gezmek için işte Orhan bir kere davet etti. Bir kere daha davet eder diye düşünüyorum. Senede bir görüşsek yeterli. Aynen. Şey yani. Eder eder. Yani Ford takımı şeydir. Bu konuda en profesyonel olan takımdır. Senelerdir işin içinde olan. Serdar abi var zaten. Serdar Bostancı işin başında. Orhan da zaten hem efendiliğiyle hem hızıyla hem de gerçek sporcudur o. Bu iş çok ciddi alanlardan biri.